Yemek yemeyeceğim sen ya? Yemeyeceğim. Otursana şuraya bir. Bak Şadiye, bu çevrede, bu semtte böyle şeyler olmaz, tamam mı? Apartman burası. Öyle çocuk gibi avaz avaz parti verilmez. Hem sen daha ne kadar görüşmeye devam edeceksin bu arkadaşlarınla? Abla, sen yokken onlar vardı ya benim yanımda. Biz beraber yürüdük böyle gece İstanbul kaldırımlarını. Hastalandık, biz birbirimize baktık onlarla ya. Aç kaldık, paramızı paylaştık. Ben şimdi böyle yepyeni bir hayat kurdum ya, seni buldum. Ben onlarla kutlamak istedim yani bunu. Böyle olmaz ki. Biz hepimiz insanız yani. Öyle meslek gruplarına göre ayrım falan olmaz ki yani. Abla hele sen, hele sen hiç yapma. Sen o adi işler yapan firmayla iş yaparken hiç yapma yani. Sonuçta ikimiz de bir şeyler satıyoruz biz, değil mi? Şadiye, haddini aşıyorsun. Abla olmuyor ya böyle. Valla. Ben gideyim abla, ne olur ya. Şadiye saçmalama. Hemen kestirip atma, ne olur. Bak büyüdük biz. Çok acı çektik bu kestirip atmalardan zaten. Ha? Yapma ne olur. Bir orta yol buluruz. Ablacığım. Seninle geçen akşamki davetin dedikodusunu yapmaya geldim. Bir türlü karşılaşamadık. Ne oldu? Yüzün sapsarı. Bu senin marifetin mi? Bak bak. Ne marifeti ya? Ne bu? Yok artık. İnanmıyorum ya. Bir bu eksikti. Abla ne yapacağız biz şimdi ya? Ne yapacağız biz şimdi? Allah kahretsin ya. Ay çocuğun hayatını da mahvettim ben. Atıf'ın hayatı da mahvoldu. Sen de rezil oldun şimdi. Ne olacak ya bu böyle? Abla yok. Gideyim ben yani. Vallahi ben gideyim yani. Ben dedim ama. Ben söyledim. Ben aşağı çekerim dedim sizi ya. Dedim, söyledim yani. Şadiye yeter, tamam. Bir de sen çıkma başıma. Bir çözüm bulacağız elbet. Zaten derdim başımdan aşkın. Dur bir dakika, bir çözüm buluruz. Dur bir düşüneyim. Nasıl olabilir bu şey ya? Nasıl olabilir? Yapacağım ben. Bu işin içinde alırmak var yine, değil mi? Şüphem mi var? Kim bana iş verir şimdi avukat olarak? Bütün davaları geri çekecekler. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ne oldu ya? Yok bir şey ya. Ne diyor benim? Uydurma haberler bunlar ya. Şadiye diyor. Hayat kadını diyor. Sen gazetecilere bilmiyorum ya. Uydurup uydurup yazıyorlar Recep. Bırak sen, bu aslını faslını öğreneceğiz. Sakin ol sen. Sen bakma gazetelere. Recep dur, bir sakin ol. Bir sakin ol. Şimdi gitme. Bu işin aslının faslısı.
Bu ne lan? Bu ne lan? Lan benim bütün emeklerim heba oldu lan. Abi. Lan kız rezil oldu lan. Lan kızın bütün huzuru kaçtı. Hep o Şadiye yüzünden. Abicim sinirlenme bak dokunuyor biliyorsun. Lan nasıl sinirlenmeyeyim lan? Bu haberi kim yaptıysa onları bunun kafasını gözünü patlatın hepsinin. Tamam abi ilgileneceğim ben hepsinin ilgileneceğim abi. O Moskov Recep'in de alın. Şimdi gider kızlara bir pislik yapar. Al buraya getir. Hemen abi hemen abi. Kaybol! Sana ne oluyor lan? Kaybol lan. Kaybol gözü bir görmesin seni. Kaybol! Öğleden sonraki duruşmaya sen gitmiyorsun. Müvekkilin gazeteyi görmüş. Seni azletti. Bu tatsız haberlerin dava sürecini gölgeleyeceğini söylemiş. Halkla ilişkiler bölümleri ki haklılar da. Tabii adam büyük iş adamı. Adının bu işlerle anılmasını istemiyor. Seninle her kim uğraşıyorsa engel ol. O Atıf Birsel'den de uzak dur. O ailenin de canını yakmayın. Onlar düzgün insanlar. Oğlan zaten hayta. Yani ne yapsa basına haber oluyor. Bir süre yan yana resim vermeyin. Ha bir de eğer kardeşini yanında tutacaksan kafasını evden çıkartmasın. Biz zaten ait olduğumuz yere geri dönelim değil mi Erol Bey? Hı? Hatta Sermet olmasaydı siz beni de işten atardınız. Değil mi? Sana ne iş verebileceğimi bilmiyorum artık. En azından bu aralar. Bekleyeceğiz. Unutulur diye umuyorum. Ablacığım merhabalar. Merhaba, buyurun. Beni Sermet abi gönderdi. O kim? Babir diyecektim, Babir. Beni Babir abi gönderdi. Bu gazeteleri falan gördü abla. Moskov abiyle bir görüşmek istiyor. Moskov abi buralarda mı? Sabah çıktı gitti. Hali de pek haraptı. Nereye gitmiştir abla? Var mı bir fikrin? Bilmiyorum gibi şey demedi. Neyse ablacığım, hayırlı günler sana. Amcacığım, dinle bak bak. Bu aslında çok geçmişten kalan bir olay. Ama kız Nare'nin kız kardeşi olunca tabii mecbur karşılaştılar yine. Şey değil, yoksa... Yaşma be. Amca bak, bir kere dinle. Anlatacağım sana. Ya son sözüm diyor ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun gerizekalı? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne? Anlat bana, ne? Anlat. Dur. Sakin ol ya, bir yerin acıtacak kızı. Ne kızım, bu düşmanlığın ne? Ne istiyorsun bizden? Niye sızdırıyorsun o haberi basına? Ya manyak mısın, nesin be? Herhangi bir yerden duymuş olabilirler ya. Bana niye suçu atıyorsun? Bütün bu çorapların hepsini sen ördün başımıza. Ama anlamıyorum, ne istiyorsun ya insanlardan? Anlatsana bana, hadi anlat. Ya bırak Allah aşkına ya. Basın zaten sürekli Atıf'ın peşinde. Bu kaçıncı haber yani? Allah Allah, bunun da mı hesabı bana kesildi? Doğru söylüyor. Ne faydası var Narin'le Atıf'a böyle bir şey yapmanın? Deniz sen kör müsün? He? Bana bak, bunu hayatından def etmedikçe ben yokum, tamam mı? Daha fazla kaldıramayacağım. O gelmeden önce hiç böyle şeyler olmuyordu. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Gerçekleri benim bilmem başka. Ama gidip gazeteye söylemek yani... Olur mu öyle şey canım? Biri öğrense benim adım lekelenecek. Ben deli miyim ya? Kapa çeneni. Git. Yürü. Yalnız kalacağım, yürü. Ya
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.